Tin can açacak. Tin tin tini beni hanım tin tin tini beni hanım seni seviyor canım seni seviyor canım. Cemşir efendi, o tavlayı bir gün gelip kafanda paralayacağım. Cemşir! Ay çenen tutulsun uğursuz kadın. Kesinlikle bu el marson. Buyurun sultanım. Buyur sultanımmış. 2 kilo domates, 1 kilo biber koy sepete. Ne pişireceksin? Domatesleri buradan kafana atacağım. Sana ne be dubara? Hayır, dolma yapacaksan ona göre. Oturtma yapacağım. Hadi fazla konuşma da işine bak. Fe subhanallah. Şu loto bir çıksa direkt Etiler'e taşınacağım. Bıktım şu aykusu düşük mahalleden. Allah cezanı versin. Günaydın Hıdır Bey kardeşim. Oo, günaydın hanımefendi. Ne iş? Cemşir'im arz ediyorum. Tam 2 paket uzun... Boş geç. Hiç büyüme. Bu boyda kal inşallah. Canıma da değsin, canıma da değsin. Gitti bizim... Sıpa! Bir gün cart diye ayıracağım o bacaklarını. Ne o? Benim Melahat yatak vaziyetinde sokakta ha? Ne o be? Hamam defilesi mi yapıyorsun? Ay Çatal Bey, sepetim düştü de. Akıllı ol, sepetinden başlatma gir içeri. Üf, tamam, giriyoruz. Allah kahretsin. Başıma ne işler açtı benim? Bu mahallenin ahengi bizden sorulur. Öyle değil mi Sakar? Tamam ya abicim. Öyle Madonna ayaklarını yemezler. Çizerim adamın kestanesini. Çizmez misin abicim? Bol köpüklü tıraşlar Çatal Bey kardeşim. Sana da. Hadi oradan. Beni ne zaman tıraş olurken gördün? Hokkabaz. Dilim sürçtü. Seni bir adam zannettim. Neyim peki? Maymunsun. Tam bir şebek maymunu. Keseceğim seni. Anamı kesen ben, babamı kesen ben. Var mı bana yan bakarik? Bir gün kavurma yapıp yiyeceğim lan seni. Oo, hanım
hanımefendi, nihayet teşrif ettiniz. Ekmeği Adapazarı'ndan mı aldın yoksa? Geldik işte. Geldiğinde demlikte çay bitti. Hala ekmek bekliyor bu fukara kardeşin. Ay özür dilerim canım dedeciğim. Hani öbür yanak, dul kalırım şerefsizim. Ben ölmezsem dul mul kalmazsın, merak etme. Allah korusun anneciğim. Niye? Bu nalları dikse, sana şöyle genç, güzel bir hamile getirsen fena mı olur? Ağzına biber süreceğim senin. Ah benim kızım. Horoz ölmüş, gözü çöplükte kalmış hesabı. Benden sonra seni kim ne yapacak? Ne? Belki şu Madonna melatı bile alırım. İşte şimdi tam saçmaladın. Ağzına acı sos süreceğim vallahi. Hatta münasebetsiz yerlerine de sürelim bunun. Oo, yine cephe kurdunuz ha? Ne cephesi? Karı kuvvetleri cephesi. Ay hiç güleceğim yoktu. Tövbe yarabbim. Ne? Bir de şokelle mi aldın? Hayır, bu eşantiyon dedoş. Sokakta mı dağıtıyorlar? Yo, bakkal bayram dağıtıyor. Hayret. Günaydın. Günaydın. Günaydın Gülçin. Günaydın. Arayan soran var mı? Aradılar. Bir de Mısra Hanım aradı. Pekala, bul bana. Hı hı. Pekala. Merhaba Metin, beni aramışsınız. Evet, 18 arabanın ithal işlemini tamamladık. Yarın Hamburg'dan yola çıkıyor. Demek deniz yoluyla geliyor arabalar. İyi düşünmüşsünüz, gemi daha iyi. Yalnız 1 milyon mark tazminat istiyorlar. Tamam, Deutsche Bank'taki hesaptan aktarsınlar. Siz talimat verir misiniz? Tabii, hemen bildireceğim. Hoşça kal. Selçuk Bey, kendimi sana hatırlatmak amacıyla değil, küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak umuduyla mektubu gönderiyorum. Çünkü o çocuk senin çocuğun. Sen istemedin ama ben o çocuğu doğurdum. Kızın şu anda Edirne Kapı Tekfur Sarayı'nda orta halli bir ailenin yanında yaşıyor. Kendini babalığa yakıştırıyorsan lütfen onu bul ve elinden tut. Çünkü onun sana ihtiyacı var. Saygılarım. Şaka galiba. Ne oldu hayatım? Bir şey mi oldu? Hı hı. Birisi mektup göndermiş. Mektup mu? Allah aşkına ne demek oluyor bu? Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Peki böyle biriyle ilişkin oldu mu? 6-7 sene önce küçük bir kaçamak. Ama onunla yattın değil mi? Sadece bir gece. Çok içkiliydi. Saçma. Bu kadın resmen şantaj yapıyor. Hem doğurduysa bile ne malum çocuğun senden olduğu? Mektubu dikkatle oku. Tamam okudum. Kendisi için bir şey istemiyor ki, şantaj kokan ne var? Allah aşkına Selçuk, tam şu evlenme arifesinde problem çıkartma. Yırt at şu mektubu. Bak hayatım, bir sürü hayallerimiz var. Birlikte evlenmeye karar verdik. Kimden geldiği belli olmayan şu mektup yüzünden hayatımızı karartmayacaksın umarım. Üstelik ben seni çok seviyorum biliyorsun. Ama gerçekten ortada böyle bir çocuk varsa... Sen delisin. Zorla kendine problem yaratıyorsun. Varsa onu kabul etmezsin değil mi? Bilmiyorum, bunu düşünürüz. Hadi beni yemeğe götür. Pekala. Thank you.
Hanım, şu çamaşır işini hiç sevmem. Şöyle bankaya kadar bir uzanayım. Sen bilirsin. Uzan bakalım. Uzanacağız dediysek bankanın önüne gidip yatmayacağız. Emekli maaşımızı tahsil edeceğiz Fatma Hanım. Büyüksün dedi. Bana bak Saat Vida sıkılıklı karı. Bir hayli ağzını duyarsan, mahalleliden bir şikayet gelirse yanarsın ona göre. Estağfurullah filan yani. Neyse ben söyleyeyim de. Hani öpücük? Kız ne fettansın. Sen de öyle. Kız adamlar fettan olmaz. Fetmaz olur kızım. Fetmaz. Hadi oradan. Vallahi boşarım seni. Çok büyüksün dede. Az ötede oyna. O topu sektirip de çamaşırlarımı pisletme sakın. Emrin olur Fatma Hanım. Şeytanınız bol olsun ağalar. Kim götürüyor? Biz götürüyorduk ya. Şu senin torun maydanoz oldu. Yok canım, tavlada mı öğrenmiş? Ne öğrenecek? Marslı koyunu bozdu. Hey! Hıdır Efendi! Yandık vallahi. Buyur sultanım. 200 gram kıyma çek. Tam yağsız olsun. 200 gram, tam yağsız. Aynen öyle. Bu madonna gibi 10 tane müşterim olsun, indiririm kepenkleri şerefsizim. Ne bakıyorsun? Mışmula kurusu. Estağfurullah. Estağfurullahmış. O torunun olacak veledin kulağını çek. Yoksa ben bir gün koparıp kedilere vereceğim. Yok canım. Bir şey mi yaptı? Sepetine taş koymuş. İyice delirdi bu zilli zarife. Vay hokkabaz. Tamam ben dersini veririm onu. İstersen verme. Kokmuş sen de. Gir ulan içeri. Kafamı bozma benim. Gir. Aa, delinin zoruna bak. Et kıyması alacağım ayol. İyi de yarı beline kadar sarkıp ne seriyorsun oranı buranı? Sererim sana ne? İstersem ipe dizer kuruturum da. Ne karışıyorsun şahsıma? Ne dedin ne dedin? Karışma benim aksesuarlarıma. Allah! Biz bu mahallenin nesiyiz be? Kendine gel Niyazi Bey evladım. Bu mahallenin namusu bizden sorulmaz mı lan? Sorulmaz mı? Tabii sorulur. Üf be! Salak! Sen nikahı basıp çarşafa sokacağım seni. Sok şerefsiz. Aa, yüzüne ne oldu? Dede efendi, sana saygımızdan laf etmiyoruz ya. Şu senin velet façamızı bozuyor. Ya Ayşe demek. Ayşe mi, paşa mı, ne halksa. Tamam, çekerim kulağını. İyi. Sarıyer, 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 Sarıyer. Teşekkür ederim. Şuraya oturduk, kalkıyoruz. Doğru dürüst tek bir laf etmedin. Affedersin, kafam karışık. Kafana neden karıştığını biliyorum. Neden?
O mektup. Böyle şeyleri nasıl bu kadar ciddiye alıyorsun anlamıyorum. Afiyet olsun. Kalkalım mı? İyi, kalkalım. Hala konuşmayacak mısın? Ama gerçekten böyle bir çocuk varsa... Saçma. Birilerinin sırf senden para sızdırmak için böyle bir oyuna girdiklerini düşünemiyorsun bile. Burası İstanbul. Herkes birbirini dolandırmakla meşgul. Ama bu merak beni öldürecek. Oo, konuya bak. Biraz da beni merak etsen. Sen yanımdasın. Üstelik seni seviyorum, biliyoruz. İyi o zaman. At şu meseleyi kafandan. Buyursunlar efendim. Sen bir şeyler yedin mi Mahmut? Yedim Allah'ıma bin şükür. Ne yedin? Ekmek arası döner. Çok iyiydi. Peki, afiyet olsun. Nereye gidiyoruz? Önce şirkete gidelim, beni bırak. Sonra Mısra Hanım'ı kuaföre bırakırsın. Oldu abicim. Müsaade eder misiniz? Müsaade senin kızım. Dikkatli olun. Yine 16 tane bardak kırmışsınız. Hepiniz sakarsınız. Ne o kız? Saat kaç? Çok trafik var. 15 dakika geç kaldım. 25 dakika. Doğru mutfağa. Hem namuslu olacaksın hem de sürünmeyeceksin ha. Günaydın. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim. Biraz geciktim. Ziyanı yok. Yine hırladı mı dışarıdaki? Artık alıştım Recep abi. Gözü sende kaba. Yüz bulamadığı için itleşiyor. İtleşsin. Ne yapayım? Aferin sana. Sen mi attın minnoş? Sensin minnoş. Yavaş git, sen ölürsün sanki. Seni fark etmedim, kusura bakma. Baksam ne olacak? Hiç, bizi döversin herhalde. Dövmekten de beter ederim. Vay velet. Hadi yürü Allah aşkına, kuaföre geç kalıyorum. Pardon ablacığım. Hadi eve git de annen yüzünü yıkasın. Hı. Hadi be oradan, züppeciler. Bu kenar mahalleler hep böyle. Nasıl ana baba bunlar anlamıyorum. Doğurup doğurup sokağa salıyorlar çocukları. He şerefsizim. Sorumsuz şeyler ne olacak? Ne o kız, inşaatta mı çalışmaya başladın? Hayır, bir arabanın beygiri tepti. Beygir mi çekiyor? Hayır, sürüyor, sürüyor. Ne? Beygir araba mı sürüyor? Evet, iki ayaklı. Tövbeler olsun, gene aklım karıştı. Gel de şu yüzünü gözünü sileyim. Yavaş, elma parlatmıyorsun herhalde. Ne yapayım? O zaman git köpeğe yalat. İşine bak sen. Eyvah, Madonna geliyor, beni görmesin.
Sabırlar ola Melahat Hanım. Hadi be oradan gerzek. Niye vermedin cevabını? Kimin? İşte o. Sana gerzek dedi. Başver, çamura taş atma, işte böyle üstüne sıçrar. Güleyim bari. Niye gülecekmişsin? Medoş! Emre Çatal abi. Git sor şuna. Uzak bir yere gidiyorsa Niyazi abim bırakırım diyordu. Oldu abi. Olabilir. Yaşa. Şatafatlı giymişsin. Şimdi otobüse minibüse binmen caiz mi ha? 40 yılda bir kibarlık yap, beni Beşiktaş'a atıver bari. Emrin olur Meloş, buyur. Bana bir he desen, ayağını yere bastırmam şerefsizim. Kabak çekirdeği gibi çıtlat istersen ben, annem ölsün ki. Boş geç, çalıştır da gidelim şu arabayı. Neyin at kadınsın be? Daha 2 saat önce gazozcu Recep'e gidip geldim. Çalış lan! Çalış! Ne oldu buna be? Nanik, nanik. Ben iniyorum. Senin bu külüstürün çalışacağı yok. Randevuya geciktim. Ne? Randevu mu dedin? Hadi be oradan, bırak kolumu. Araban da senin gibi işte. Nanik, nanik. Oo, canıma da değsin, canıma da değsin. Vay be, harbiden rezil oldum. Bunu ölümlerden ölüm beğensin lan! Ulan eşit izin! Şimdi seni çiğ çiğ yiyeceğim ulan! Abi, dur, abi, dur. Bırakın lan beni! Parmak kadar çocuk abi, sana yakışıyor mu Çatal Efendi? Bu mu parmak kadar? Bana dev gibi görünüyor şerefsizim. Sana bir az şekerli kahve iyi gelir, gel. Şeker mi dedin? Ulan ben de seni ciklet gibi çiğnemezsem Çatal Niyazi demesinler bana. Gel, bırak! Gel, gel. Bırak! Allah, Allah! Ben ne günah işledim ya Rabbi? Geldim, patlama. Al şunları. Patladı vallahi. Nereye? Tuvalete altıma edeceğim. Ya nedense evin kapısına gelince çişi gelir mübareğin. Ne
midem kiraz olmuş. Şimdi yeme, yemekten sonra. Yemiyorum ki, küpe yaptım. Emekli maaşını kesin bitirmiştir. Bitirsin. Bitirsinmiş. Bana da yazlık pabuç almayı unutmuş. Aa, dedem bana düdük almış. Ne düdüğü? Ay kes şunu, beynim çınladı. Hop. O düdüğü ben kendime aldım. Evin içinde öttürmeyeceksin herhalde. İçinde dışında. Hakemlik yapacağım size. Hakemlik mi? Sen bunadın galiba. Aklım başımda. Ceza keseceğim, ceza. Bana da mı dedoş? Esas sana. Bu sabah bütün mahalleli yakama yapıştı. Aa, ne yapmışım? Hiç. Madonna'nın sepetine taş koymuş. Hıdır'ın marslı koynuna el atmış. Çatal Niyazi'nin yüzünü doğramış. Onu nasıl becerdin hiç aklım almadı. Tepesine mi çıktın adamın? İlgisi yok. İlgisini görürsün. Bundan sonra şu düdüğe bastın mı karşıma dikileceksin. Hazır ol da duracaksın. Ben de şu kulaklarını çekip ağzına vereceğim. Çok büyüksün dede. Ya kes, kafamı bozma benim. Çok sevimli oldun dede. Al şunu kulağımdan, şimdi çalarım düdüğü ona göre. Çok huysuz nine. Neresini beğendin de evlendin bunun? Hiç sorma. Vay benim aklıma şey yapayım. Pardon. Çorbamızı içelim. Hadi. Kimsiniz? Beni Mahmut. Rahatsız ettim. Işığın yandığını fark edince evdedir dedim. Tamam da haftalığımı cuma günü alacağım. Bugün ödeme yapamam. Canın sağ olsun. Yalnız taksinin günü geldi biliyorsun. Ne yapabilirim ki? Bilemiyorum. İskan dairesinden sıkıştırıyorlar. %15 faiz uygulayacaklar. Fakat Mahmut abi... Tamam anlaşıldı. Şu abi lafında hiç mi sevmiyorum. Başka ne dememi istersin? Mahmut efendi falan diyebilirsin. Peki Mahmut efendi. Bana teyyare derler biliyorsun. Peki teyyare Mahmut efendi. Ha şöyle, artık mecburen borç alacağız, taksidimizi ödeyeceğiz. Cuma akşamı öderim. İyi geceler. İyi geceler. Hem fakir hem mağdur. Nereden şunu kiracı aldım eve? Günaydın. Günaydın. Buyurun. Sağ ol. Çavdar ekmeği kızarttım Selçuk Bey. Aferin, beni de kendine çevirme. Allah korusun. Mısra Hanım atar nişanı maazallah. Güldürme adamı. Sana bir şey diyeyim mi? Yüzüğü atsın, sevinmezsen ekmek çarpsın. Mısra Hanım sakın duymasın bunları. Şşt. Bak geliyor. Sen toz olsan iyi olur. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın şekerim, nasılsın? Günaydın canım. İşte iyi sayılırım. Neden hayatım? Yine ne oldu?
Hiç, içimde garip bir sıkıntı var. Artık asık surat istemiyorum. Dün gece Dilara Moda Merkezi'ne gittim. Şahane bir gelinlik çıkarıyorlar. Harika. Bak, vazgeçmek yok. Düğünü çırağın da yapacağız. Tamam, bunları konuştuk ya. Canım, canım sevgilim benim. Melek. Buyurun, bana bir yapar mısın? Baysun efendim. Madonna, yine nereye? Sana ne be? Bana ne mi? Al sabana küstemi yazayım. Yanlış anlama Melat. Depoyu söktürdüm. Ne deposu? Benzin deposu. Beledin biri toz şeker dökmüş. Bana ne? Bana ne olur mu? Benim Amerikan'a laf ettin ama seni dolmuşta göndermem raconlara ters gelir. Tamam. Çalışıyor mu şimdi? Saat gibi şerefsizim. İyi, bin dolaş o zaman. Lan şu gönlümdeki hüzzam vaziyeti olmasa alırım façanı aşağıya ya. Neyse. Hadi oradan be. Hoş. Senin. Yine ne var? Yaklaş. Allah'ım. Tamam, yaklaşalım. Yine ekildin değil mi? Maalesef. Duymadın mı? Bana hoş dedi. Çok yazık. İstersen 2 dakikada bu işi çözerim. Yok ya. Nasıl? Öyle haybeden fikir yok. Önce bir tane çikolata isterim. Hadi oradan. Biz alemin haracını yiyoruz. Sen de bizi mi tırtıklayacaksın? Estağfurullah. Sadece tanışma ücreti bu. Vay be. Buyur bakalım. Tamam, beni sağda indirin. Solaryuma gideceğim. Ben seni sonra cepten ararım. Tamam hayatım. Şirkete daha sonra gideceğiz. Önce şu Tekfur Sarayı'na gidelim. Tekfur Sarayı'na mı? Hayırdır? Hayır. Sen yürü. Danışma ücretini aldın, öt bakalım. Evet, konu neydi? Konu mu neydi? Ulan tiye mi alıyorsun sen beni? Aman Niyazi Bey kardeşim. Buradan konuşamam ki. Konuşma. Yemin ederim konuyu hatırladım. Şöyle adam gibi bir yere oturalım. Ayaküstü konuşulmaz. Oldu. Gidelim. Buyurun. Ulan bedoş! Bana bir acı kahve yap. Siz bir şey içer miydiniz? İstemem. Çikolata fevkaladeymiş. Akıllı ol. Sinirimi bozma benim. Böyle hıyarlık edersen kimse seni sevmez.
Bana mı hıyar dedin? Otur yerine. Hanımlara karşı kibar olmasını öğren. Mesela şu Madonna Melahat seni seviyor. Sahi mi kız? Tabii sahi. Ama sen böyle cart cart edersen. O da sana eder. Bravo şerefsizim. Ne yapayım? Nazik ol. Bir demet çiçek al. Akşama kapıya dayan. Parktan toplasam olur mu? Çüş. Çiçekçi Selim'den al. Jelatinli filan olsun. Ota mota para vermem ben. O zaman sen bilirsin. Bana eyvallah. Çiçeği aldık diyelim. Sonra? Sonrası git kapıyı çal işte. Sor bakalım, tanıyan bilen var mı? Başla efendim. Kılıklı adam.